Ve hanımefendiler, beyefendiler, şimdi 39 ilçeye eşit hizmet getiren, İstanbul'un başarmasını sağlayan saygıdeğer belediye başkanımızı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu coşkulu alkışlarınızla davet ediyorum. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu. Herkese günaydın. Bugün havayı güzel görünce bizim arkadaşlarımız bizi otobüsün üstüne çıkartmaya karar vermiş. Tabii esas olan bu güzel çevrede, bu güzel ortamda, tarihi Cebeci köyünde, güzel köyümüzün güzel insanlarıyla ve Sultan Gazi'nin kıymetli bireyleriyle birlikte elbette sizleri selamlamak. Ve gerçekten buraya yapılan güçlü yatırımları sizinle paylaşmak. Şunu söyleyeyim değerli konuklarımız, kıymetli hemşerilerim. İstanbul'un dört bir yanında çok özenli işler yaptık. Bu özenli işlerden bir tanesi de burada. Ama bu işe inanın kelimeler yetmez. Burada yaptığımız işin parayla ölçülecek tarafı yok. Yani bu sadece Cebeci köyü meselesi değil. Cebeci'deki bu büyük taş ocaklarının çevresinin, ortamının, köylerinin düzeltilmesi meselesi. Burada insanca yaşamı sağlarken bir yandan da burada oluşan çevre kirliliği, çevreyle ilgili sıkıntılar, derenin ıslahından tutun atık sudan temiz suya varıncaya kadar, doğalgaz yatırımlarından tutun birçok konuya varıncaya kadar bu sürecin derlenip toparlanıp insanca yaşam koşullarının buraya sağlanması meselesi. O bakımdan buradaki buluşmayı çok ama çok önemsiyorum. Ben buraya bu yaklaşık 4,5 yıl içerisinde en az 20-25 kez geldim. 20-25 kez. Bu köye 2-3 defa geldim ama çevreyi 20-25 kez dolaştım. Neredeyse İstanbul'un her yönünde temeller atıyoruz veya çalışmalar yapıyoruz. Ama burayı da ayrı önemsiyoruz. Bu manada her gün yeni bir temel atmanın, yeni bir açılış yapmanın gururunu yaşıyorum elbette. Ve hiçbir ayrım yapmadan herkesin sorununu çözmek için çalışıyoruz. Burada bu konuda özellikle az önce bahsettiğim sorunlarla boğuşan bu alanda maden bölgesindeki plansızlık, denetimsizlik yüzünden 40 yılı aşkındır çözümsüz hale gelmiş sorunlar olduğunu tespit ettik. Tabii bu madenin çalışmaları belli sebeplerle bakanlık tarafından durdurulmuştu ama çözüm içinde bir yolculuk net olarak tariflenmemişti. İki şeyi aynı anda yapmamız gerekiyordu. Hem bu madenin çevreye olumsuz etkilerini gidermek, hem de bu madenden çıkartılan kaliteli kalker madenini de İstanbul'a sağlıklı bir şekilde eriştirmek. Biz bunu başardık. Buradaki ocaklardan çıkarılacak kalker madeninin İstanbul için de önemini biliyorduk. Bu manada kalker metro tünelleri, otoyol tünelleri, köprüler, kamu binaları gibi çok kritik yerlerde kullanılan kaliteli beton üretimi için olmazsa olmaz bir maden. Ve bu kalitede buradaki ocağın dışında çıktığı bir başka yerde yok. İstanbul için konuşuyorum. Bu manada ulaşımdan depreme hazırlık kadar pek çok açıdan hayati bir ham madde olduğunun farkındaydık. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi doğaya saygılı, çevreye uyumlu bir madencilik faaliyetini sağlamak üzere arkadaşlarımla harekete geçtik. Çevre ve altyapı projesi kapsamında otoyol ile maden bölgesi bağlantısını sağlayan 1800 metre uzunluğundaki kavşak bölgesi bağlantı yolunu tamamladık.
Sultan Gazi ilçesindeki kamyon trafiğini de ortadan kaldırmak açısından ilçeye ulaşımı rahatlatarak bu trafik ulaşımını tümden iç ulaşım yollarından arındırdık. A1 bağlantı yolunu yani Habipler mezarlık yolunda bitirerek Habipler mahallesi trafiğinin yoğunluğunu da rahatlatmış olduk. Cebeci köyü ve Gazi mahallesini birleştiren yolu tamamlayıp mahallenin yolu ile maden sahası yolunu tümden birbirinden ayırmış olduk. Böylece maden yolu trafiğini mahallenin dışına taşıyarak insanlarımızın sağlığını, can güvenliğini ve mal güvenliğini sağlamış olduk. Bölgede yolları yaparken sadece yolları, altyapısını, dere ıslahını ve diğer hususları tamamlamakla yetinmedik. Yeşillendirmeyi de ihmal etmedik. Yolların çevresine 14.500 adet ağaç ve fidan diktik. Ayrıca 40 hektarlık bir peyzaj çalışması yaptık. Aynı zamanda mahallenin ve diğer köylerin yağmur suyu ve atık su sorunlarını da İSKİ marifetiyle çözüme kavuşturduk. Mahallenin içinden geçen derenin ıslahını tamamlayarak burada oluşabilecek taşkın riskini de bertaraf ettik. Köyün içindeki bir kısım metruk yapıları yıkarak mahalle içerisindeki yeşil alanlar ve parklar ile mahallemizi hak ettiği yere taşıdık. Bu bölgede ve yakın çevresinde az önce ifade ettiğim gibi 17 yıldır doğalgaz olmasına rağmen bu mahallemizde doğalgaz hattı yoktu. Tam 5600 metre doğalgaz boru hattı çekerek mahalleyi 17 yıl sonra doğalgaza kavuşturduk. Şu an mahallede 160 hane doğalgaz kullanıyor. Bundan sonrasında maden sahası ile ilgili süreçleri elbette bırakmıyoruz. Hem düzgün işletilmesi, hem nitelikli işletilmesi, hem de şeffaflığıyla birlikte kurumumuzun burayla ilişkili kurumlarının da sürecin içerisinde en güçlü şekilde var olduğu bir şekilliyle bu bölgeyi nizami bir biçimde sürdürülebilir bir maden işletmesine dönüştürmenin de gururunu yaşayacağız. Bu anlamda maden sahası içerisinde entegre tesisler oluşturarak özellikle şehir içine dağılmış beton santrallerini, asfalt plant üreticilerini bu entegre tesislerinde çevreci yatırımlarla aynı bölgede buluşturup toplu halde kamyonların şehir içerisinde taş ocaklarından taşları taşıyacak bir biçimde çevre kirliliğini ve özellikle yolların bozulmasını, insanların can güvenliğini tehdit edecek bir süreci ortadan kaldıracağız. Ayrıca buradaki işletmeler denetimli maden alanının içerisinde çevreye uyumlu şekliyle çalışacaklar. Böylece hem işletmecileri hem de bu bölgede yaşayan yurttaşlarımızı mutlu edecek çözümü hep birlikte hayata geçireceğiz. Burada üretilecek kaliteli kalkerle de İstanbul'un kentsel dönüşümünü daha da güvenli bir biçimde gerçekleştirebileceğiz. Bir sorun nasıl topyekün ele alınır? Nasıl herkesin katkısı ve işbirliğiyle kalıcı biçimde çözülür? Burada inanın bu işin en güzel örneklerinden birisini hep birlikte sergiledik. Bu önemli projeye destekleri olan ve katkıları olan, emeği geçen, bakın tüm kamu kurumları ve kuruluşları, Sultan Gazi'den, belediyesinden, bakanlığa, valilikten, diğer kurum kuruluşlara da hepinizin huzurunda yetki, belge, izin vesaire hususlarında birlikte çalıştığımız emniyet güçleri dahil herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu örnek şunu gösteriyor. Hükümet, belediye, şu bu fark etmez. Yeter ki
sorunları hızlı çözmek adına aklın, kanunun, yasanın öngördüğü ne varsa işbirliği içerisinde hızlı ve etkili çözümleri birlikte tasarlayalım. Ama bunun için illa işte herkes aynı partiden olacak, herkes şu olacak, herkes bu olacak diye bir kaide yok. Bu memleketin, bu milletin gündemine böyle lüzumsuz işleri taşıyanlar gerçekten bu milletin kalitesinin farkında değil. Milletimiz, 86 milyon insanımız, 16 milyon hemşerimiz bu süreçleri en nizami şekliyle anlayıp, işlerin yapılma biçimine bakıp, yeter ki hizmet alalım bakışıyla hareket ettiğinin hepimiz farkındayız. Ne gerekir? Açıkçası milletçe bütün kurumlarda partizanlığı bırakmak, partizanlıktan arınmak ve herkesin işine odaklanması gerekir. Bu anlamda tam da bu bahsettiğim işin prensipleri ve üstü burada. Biz yaklaşık 5 yıldır sadece çözüme, icraate, hizmete odaklanmış bir belediyecilik yapıyoruz. Bu sayede yıllarca ihmal edilmiş, içinden çıkılmaz hale gelmiş sorunları çözüyoruz. Bundan sonra da yolumuza aynı şekliyle devam edeceğiz. Halkımızdan alacağımız destekle, sizlerin oylarıyla daha da hızlanarak, daha da güçlü işleri bütün şehrimizde harekete geçireceğiz. İstanbul'umuzun dört bir yanına hizmet ve yatırım götürmeye devam edeceğiz. Sultan Gazi'de, Cebeci'de yaptığımız birçok çalışma, altyapıdan üst yapıya, kreşten sosyal yardımlara, sosyal tesisler hizmetlerinden parklara ve burada yaptığımız bütün işlerin daha iyilerini yapmak için yolculuğumuza en güçlü şekliyle devam etmek istiyoruz. Bu kapsamda özellikle yola çıktığım değerli yol arkadaşım Ferhat Epözdemir belediye başkan adayımıza da hem Sultan Gazi'de hem de bütün İstanbul yolculuğundaki bütün belediye başkan aday arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. Tabii bu iş örgütlü mücadele, hem ilçe başkanımla beraber buradaki Cumhuriyet Halk Partililer, ama daha da ötesi biz milletin ittifakını temsil eden, milletiyle birlikte düşünen, konuşan insanlar olarak bu şehirde bulunan herkesin bizimle bu yönetimde var olduğunu, birlikte düşündüğümüzü, birlikte yol yürüdüğümüzü hissettiği güçlü bir millet ittifakını kuracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Biz bu şehirde yaşayan herkesle konuşup kesinlikle bizim sözümüz, bizim yüreğimiz, bizim gönlümüz, bizim gözümüz, bizim yüzümüz, inanın iyiliğin dışında, güzel duyguların dışında, milletimizin çıkarının dışında hiçbir konuyu muhatap almayacak. Bu anlamda bizim tek yolumuz var, milletimize hizmet. O bağlamda yolumuz açık olsun. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu mahalle ve maden çevresinde yaptığımız güzel hizmetler, buraya açtığımız lojistik merkeziyle beraber şehrimize, ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. 16 milyon İstanbullu için gece gündüz durmaksızın çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha diyoruz ki 31 Mart'ta Büyükşehir'de Ekrem Başkan, Sultan Gazi'de Ferhat Epözdemir. Çok teşekkürler Cebeci. İyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy. Bir daha oy. Yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy. Bir daha oy. Yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy. Bir daha oy. Yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy. Bir daha bir daha.